Deniz Baykal parti içindeki ilk çıkışını tam bu ortamda 1976'da gerçekleştirdi. Ecevit'e rağmen genel yönetim kurulu için liste hazırladı. Ecevit'in İsmet Paşa'ya karşı izlediği politikanın yolundan gidiyor, doğrudan bir genel başkanlık yarışına girmek yerine partinin yetkili organlarını ele geçirmeyi hedefliyordu. Ecevit'in silahıyla Ecevit'i vurmaya çalışacaktı. Ama kaybetti. Bu siyasetteki ilk yenilgisi oldu. Ve o günden itibaren CHP içinde adı Hizipçilik'le anılmaya başladı. Bu o kadar ileri gitti ki Larousse sözlüğünün Hizip maddesi Hizipçiliğin ne olduğunu anlatırken onun adına atıf yapar hale geldi. Şimdi Baykal Hizbi diye bir şey vardı ve siyasete yıllar yılı damgasını vuracaktı. Deniz Baykal 1977'de yeniden Antalya Milletvekili seçildi. 1978'de kurulan 3. Ecevit Hükümeti'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oldu. Ecevit'in Baykal'ı petrol krizinin ortasında bu bakanlığa getirerek yıpratmak istediği söylentisi yayıldı. Ancak Baykal, bakanlığı döneminde madenlerin kamulaştırılması girişimi ve uluslararası petrol tekerlerine rağmen Ataş Rafinerisi'nin kamulaştırılması gibi önemli projelerle adından söz ettirdi. Lakin kamulaştırma tamamlanamadan hükümet düştü. 12 Eylül'de farklı partilerden 50 siyasetçiyle birlikte Deniz Baykal'da tutuklandı ve Ordu Dil Okulu'na kapatıldı. 1975'te verdiği bir demeçte hükümetin manevi şahsiyetini tahkirden yargılandı, beraat etti. 2 aylık gözetimin ardından çıkıp Ankara Barosu'na kayıt yaptırdı. Yeniden asıl mesleğine dönecek, avukatlık yapacaktı. Yıllar sonra gündeme gelecek Bülent Ersoy davası da o yıllarda ilgilendiği dava dosyaları arasındaydı. 1983 başlarında kuruluş aşamasında olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile ilişkisi başına iş açtı. Yasak olduğu halde siyasi faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 31 Mayıs 1983 günü 15 siyasetçiyle birlikte Zincirbozan'a zorunlu ikamete gönderildi. Sürgünler arasında kimler yoktu ki? Süleyman Demirel, Saadettin Bilgiç, İhsan Sabri Çağlayangil, Celal Doğan, Hüsamettin Cindoruk. Aynı mecliste bulunup yıllarca birbirlerine karşı mücadele veren insanlar, bu sürgünlüklerinde dostluklar geliştirecek, aralarında satranç turnuvaları, yürüyüşler düzenleyeceklerdi. Tabii ilginç bir tablo. Yani Türkiye siyasetinin karşı karşıya çatışmış iki partisinin önde gelen insanları bir yapının içinde günde 24 saat 4 ay boyunca sürekli gece gündüz aynı yaşamı paylaşmak zorunda bırakılıyor. Herkesin kendine göre bir oda düzeni var. Ama yemeği beraber yiyorsun, kahvaltıyı beraber yapıyorsun, dinlence saatlerine berabersin, konuşacağın başka insan yok, birbirinizle konuşacaksınız. Yani okumaya falan çalışıyoruz ama gene hayatı paylaşacaksın, sabahleyin gazete bekliyoruz. Her sabah işte tıraştan sonra inerdik Süleyman Bey'le, orada küçük bir yürüyüş alanı var ama çok küçük, birkaç yüz metrelik, 200 veya 100 metrelik, 150 metrelik kırmızı bir çizgi de çekmişler. Oradan çıkmak yasak yani. Kırmızı hat oradaydı. Bazen o hattı biz geçerdik. Bir gün Demirel'in teklifi üzerine seminerler tertip etmeye karar verdiler. Baykal, Japon kalkınmasını anlatacaktı. Kitaplar getirtti, günlerce odasında çalıştı, etraflıca hazırlandı. Konuyla ilgili uzun bir seminer verdi. Demirel'le birbirlerini daha iyi tanımışlardı. Zincirbozan dönüşü tekrar avukatlığa başladı. Bu arada solda birlik sağlamak için Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp'i ziyaret etmiş, ardından da SODEP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün kapısını çalmıştı. 14 Mart 1984 günü SODEP'in Çankaya İlçe Örgütü'ne giderek üye oldu. 3 yıl sonra yasaklı politikacıların siyaset yasağı kalkınca bir kez daha siyaset sahnesine çıktı. Aynı yıl yapılan seçimlerde SHP Antalya Milletvekili olarak meclise girdi. Bir süre sonra da SHP'nin önce grup başkan vekili, sonra da genel sekreteri oldu.
12 Eylül öncesi Ecevit'e karşı sürdürdüğü iktidar mücadelesini bu kez Erdal İnönü karşısında yineliyordu. İnönü'ye karşı 3 kez rakip olduğu, 3'ünde de yenildi. Ama şiirdeki gibi yine yılmadı ve her seferinde yeniden işe koyuldu. ...1992'de yeniden açılan CHP'nin genel başkanlığına seçildi. İşte şimdi yıllardır düşlediği yerde Atatürk'ün, İnönü'nün, Ecevit'in koltuğunda oturuyordu. Göreve çağrı girişimini onurla, mutlulukla kabul ediyor. CHP genel başkanı olduktan sonra inanılmaz bir strateji izledi ve kendisinden büyük CHP'yi küçük CHP'nin içine almayı başardı. Önce Hikmet Çetin'in başkanlığında bir uzlaşma sağladı. Sonra da CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'la solda birlik için el sıkıştı. Aralarındaki soğukluğu fark edenlere bunun siyasi değil, bünyevi bir mesele olduğunu anlattı. Öpüşme olmamasını muhabbet eksikliğine bağlamayın. Sadece son günlerin modası erkekler öpüşmesin kampanyasına sosyal demokratlar olarak önel verişimize de bağlamayın. Mevsim ortada, hava çok soğuk, herkes grip eğilimli. Birbirimizi olumsuz etkilememeye şimdiden başlayalım. Bu açıklamanın üzerinden çok zaman geçmeden solda birlik gribe yakalandı. Hikmet Çetin üzerinde varılan uzlaşma sona ermişti. 9 Eylül 1995'te toplanan CHP Kongresi'nde Baykal yeniden genel başkan seçildi. Ve Deniz Baykal 681. Kendime güveniyorum, size güveniyorum, halkımıza, yurttaşlarımıza güveniyorum. Yolunuz açık olsun Cumhuriyet Halk Partililer. Allah bizi mahcup etmesin. İnönü'den Karayalçın'a kalan koltuk artık onundu. Baykal, Çiller Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısıydı. Ancak hükümetin yürütülmesi konusunda Çiller'le anlaşmazlığa düşünce hükümet dağıldı. Kapıda seçimler vardı. 1995 seçimlerine Baykal, dünyada yeni sol, Türkiye'de CHP sloganıyla katıldı. Sandıklar açıldığında ise büyük hüsrana uğradı. Partisi %10 barajına takılmaktan kıl payı kurtulmuş, solun birinci partisi konumunu Ecevit'in DSP'sine kaptırmıştı. Ecevit'e karşı 1976'da başladığı yarışı 20 yıl sonra bir kez daha kaybediyordu.